Onun için müminin imanının doğru olması gerekir. Kendi peygamberini doğru tanıması gerekir. Kendini de doğru tanıması gerekir. Manevi olarak hepimiz ondanız. Bütün insanlık ondan. O yaratılmış yani. Nur aynı ile aynıdır. Ama arada ne vardır? Arada bir mertebe farkı vardır. Nasıl ki Allah Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. Sonra birbirinden gelme nesil olarak yarattı. Ama yine çamurdandır. Hazreti Adem'le aynı özelliklere sahiptir. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Allemel Adem'e esma e kulleha bütün isimleri ona talim etti. Bütün isimlerini ona talim etti. Bütün güzelliğini ona talim etti beraber öyle buyurdu. Er Rahman insan. Er Rahman alama Kur'an halık insan alamehul beyan. Allah insani Rahman. O Rahmandır. Rahman'ı tanımak mı istiyorsun? Nereden tanımak gerekir? O Kur'an'ı talim etti kime? halakal insan. İnsanı Kur'an ile yarattı. Bununla beraber insanı yarattı. Ona bir de beyanı öğretti. Yani Kur'an'ı üzerinde göstermeyi öğretti. Ahlaka dönüştürmeyi öğretti. Kur'an onda ahlaka dönüşecek. En kamil manada kimin üzerinde Kur'an tecelli ediyor? Resulullah Efendimiz'in üzerinde. Önce iman, evet, Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de, müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Buyurdu Allah ayet-i kerimede. Sonra ne oldu? Sonra ne yaptı? Kur'an onda ahlaka dönüştü. Ahlaka dönüşüp amele dönüşüyor, hayata dönüşüyor. Onun için Resul Efendimiz öyle buyurdu. Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Neyle terbiye etti? Kur'an ile. Ayşe annemize sorulduğunda Resulullah Efendimiz e, bizi, bizi anlat diye ne buyurdu? Siz Kur'an'ı okuyor musunuz? Okumadınız mı? Okuduk. İşte onun ahlakı Kur'an'dı. O canlı Kur'an. Bununla beraber Allah onu bize örnek olarak gösterdi. O sizin için en güzel örnek. En güzel tek örnek. Güzel bir örnek. Kul onu örnek alınacak, onunla beraber kendi hakikatine kavuşuyor. Yani Muhammed'i olan hakikatine kavuşmuş oluyor. Evet Muhammed'i övülen, Allah'ın övdüğü, Allah neyi övüyor? Allah kendini övüyor. Övgüye layık bir tek Allah'tır. Ama bütün alemlerden. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün alemlerden bir tek övgüye layık olan Allah'tır. Onun için Resulullah Efendimiz'i anlatırken bir beşeri övmüyoruz. Onun üzerinde tecelli eden Allah'ın güzelliğini övüyoruz. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmuş, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmiş, Hazreti insan olmuş, Allah'a yeryüzünde harife olmuş. Rabbini temsil eden. Bir kulü övüyoruz ki, onun üzerinden Allah'ı övüyoruz. Allah'ın güzelliğini övüyoruz. Allah'tan başka övgüye layık hiç kimse yoktur. Allah över, Allah kendini över. Allah hamd eder, Allah kendine hamd ediyor. Kendi güzelliğini hamd ediyor. Yoksa bir beşer seviyesinde onu sadece dünyadaki haliyle, tavrıyla, işiyle böyle anlamaya çalışıp onu övmek, övdüğünü zannetmek, onu germektir. Onu anlamamaktır. Buna beraber Allah onu nasıl övüyor? Sen azim bir ahlak üzeresin. Ondan başka hiç kimseyi bu şekilde övmemişti. Evet, azim bir ahlak. Yani Allah'ın her bir ismi, güzelliği, azim olan, azametli olan isimleri senin üzerinde tecelli etmiş dedi. Bununla beraber rahmanlığıyla, rahimliğiyle övdü bile seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdim. İnsanlara değil, alemlere, bütün alemlere rahmetsin. Öven Allah'tır, kendini övüyor. Rahimliğini övüyor, Rahim, rah rahmanlığını övüyor, rahimliğini övüyor. Peşinden azim bir ahlak deyince her bir ismini, güzelliğini övüyor Allah. Hep beraber Allah'ın bütün insanlar Allah'ın nefettiği ruhla beraber dünyaya gelmiş mi? Evet. Hepsi onu taşıyor mu? Evet. Bütün güzelliğe de sahip midir? Evet, evet öyledir ama perdelenmiş. Allah onu gönderip onunla beraber Kur'an'ı gönderip o canlı Kur'an müşahhas Kur'an Kur'an kendine davet etti. İnsanı kendi hakikatine davet etti. Hadi gel dedi. Hadi kendine gel. Hadi hakikatine gel. Hadi kendin ol. Hadi Kur'an ol. Canlı Kur'an ol. Bu davete icabet edenler onun ahlakını alır. Kur'an'ın ahlakını alır. Kur'an ile ahlaklanır. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmüş olur. Dolayısıyla Allah'ın el esmaul husnası onda tecelli eder. Allah'ın güzelliği olur, nuri olur, rahmetli olur, ikrami olur. Allah'ın güzelliği olur. O kulü överken, o kulün üzerinde Allah'ın güzelliğini övmüş oluyoruz, övüyoruz. Ondan başka övgüye layık hiç kimse, hiçbir şey yoktur. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Bütün alemlerden Allah'a övgüler olsun. Her birinin üzerinden, her biriyle Rabbimin güzelliğini övüyorum, övgüye layıktır o. Nereye, neye bakarsan bakayım, Rabbimin güzelliğine şahit oluyor, şahadet ediyorum, onu övüyorum. Onun için bütün hamdler onun içindir, ona layıktır ve hiç kimse de ona layıkıyla hamd edemez. Çünkü onun güzelliğini, tecellisini yarattıklarını bir tek o biliyor. Sonsuz bir deryadan bir damla misali, bir tas misali bir şeyler görüyor. Ona şahit oluyoruz. Oradan hamd etmeye, övmeye çalışıyoruz. Kendi gönlümüzün genişliği kadar, kavi kadar tabiri caizse. Onun için önce Resulullah Efendimiz'i böyle yere inmeden önce tanımamız gerekir. Kendimizi de geldiğimiz alemden tanımaya, anlamaya çalışmamız gerekir. Yoksa böyle yerde çamurdan bakıp şöyle savaştı, şöyle yaptı, böyle yaptı demek yetmiyor. Bunun bir içi vardır, bir hakikati vardır. Hakikatiyle beraber anlaman gerekir. Kim ne kadar tabi olduysa Allah'ın emrettiği gibi de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı mağfiret etsin. Kim onu ne kadar sevdiyse Allah'ı sev seviyorsa onu da sevecek. Sevecek ve ona tabi olacak. Onun gibi olmaya çalışacak ki onun gibi iman etmeye çalışacak. Onun gibi Allah'a teslim olmaya çalışacak. Allah'a itaat etmeye çalışacak. Allah'a takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olmaya çalışacak. Allah'a göre, Allah'ın emrine, vahyine göre mühsin olacak, güzel yapacak. Bununla beraber Allah'ın huzurunda olduğunu unutmadan hayatı yaşayacak. Neyle, kiminle muhatap olursa olsun, onun sahibiyle de muhatap olduğunu bilecek. Tabi olmak böyledir. Resulullah Efendimiz bir an bile Rabbini unuttu mu? Haşa. Bir an bile kulluktan geri kaldı mı? Ne diyoruz? Haşa. Hiç herhangi bir şekilde Rabbinden başka tarafa döndü mü? Haşa. Kul eğer tabi olduysa, ne kadar bunu becerdiyse o kadar tabi olmuştur. Bununla beraber bu azim ahlak üzeredir ne kadar o da o azametli ahlaktan, Allah'ın güzelliğinden aldıysa, o kadar ona tabi oldu. Ne kadar tabi oldu, o kadar da o oldu demektir. Kendi hakikati oldu. Onun ahlakına büründü. Dolayısıyla Allah'ın nefeti ruh da o kadar ondan tecelli etti. Eğer Resulullah Efendimiz'in doğumunu kutlayacaksak, önce bu manevi doğumu kutlamak gerekir. Onunla beraber kendi doğumumuzu da kutluyoruz. Eğer biz de aynı tecelliyle Allah bizi yaratmışsa ruhundan nefretmiş. Bu durumda Rabbimize şükretmek için onu kutlamamız gerekir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutardı. Sahabeden bir, biri soruyor, Ya Resulallah niye Pazartesi, Perşembe öyle buyurdu? Pazartesi gecesi ben doğmuşum. Perşembe gecesi yani Cuma gecesi Kur'an doğmuş. Allah vahyetmiş. Onun için Rabbime şükretmek için oruç tutuyorum. Bu durumda bizim de oruç tutmamız gerekir mi? Dünyaya gelişini kutluyor. Öteki zamansız ve mekansız alemdendir çünkü. Orada zaman, mekan yok. Pazartesi, perşembe yok orada. Bence oruç tabi tutabilir. Oruç tutmak güzeldir. Ama oruç tutmak yerine sanki bir bayramı kutlar gibi kutlamak daha doğrudur. Onun doğumuyla sevinmek.